Hatırlıyorum. Yani muhteşem matematik değil mi? Ama ekonomist kendisi. Bu arada tabii bu haberin Enes Kara'nın hayatına kıyışının arkasında neler yattığını, neler yaşadığını onun ve yaşadıklarını nasıl anlattığını, ifade ettiğini görmemiş, okumamış olan izleyicilerimiz varsa bakın şöyle diyor, buradan tekrarlayayım. Bir cemaat yurdunda kalıyorum. Hiç istemiyorum ama buna rağmen, yani aileme defalarca söylemiş olmama rağmen, ailem beni burada kalmaya zorladı. Görevli ailenin zoruyla mı buradasın diye sordu. Evet dedim. Babamla konuştu. Babam bana oranın kurallarını aksatma, namazlarını kıl, kitabını oku dedi. Her sabah 6.30 gibi sabah namazı için kalkıyoruz. Sonra okula gidiyorum. 5'e kadar okuldayım. 5'te yemek var. Sonra akşam namazı var. Sonra Risale denen kitapları okumak zorundasınız. Ardından yatsı var. Bunları yapınca saat 8 oluyor. Psikolojik olarak çok yoruluyorsunuz. Zaten bütün gün okuldasınız. Üstüne istemeye istemeye bunları yapınca özgürlüğünüz elinizden gitmiş gibi hissediyorsunuz. Özgürlük değil mi? Bak, özgürlük diyor değil mi? Evet, özgürlük. Yahu çocuklarınızı özgür bırakın. Ya bırakın ne okumak istiyorlarsa okusunlar. Ne olmak istiyorlarsa tıp kazanmış okusunlar. Çocuk ya. Tıp okuyor ya, tıp. Nasıl tıp, yaşamak tıp okuyor. İstiyorlarsa, neye inanmak istiyorlarsa öyle yaşasınlar. Hangi inanç, hangi ideoloji, hangi de ne sizin çocuğunuzun hayatından, yaşama tutunmasından daha önemli olabilir ki? Yani var mı çocuğun neyse. Hayatından daha evet, önemli yok. Olabilecek bir şey? Neyse, bu tabii geçiştirilecek bir olay değil. Konuşulacak günlerce eminim, konuşulmalı da zaten. Bu arada Milli Eğitim Bakanı dediniz, pardon, bakan yardımcısı dediniz, Nazif Yılmaz. Şimdi Enes Kara'nın intiharından buraya geleceğiz. Nedenini şimdi birazdan daha iyi anlayacaksınız haberimizi ekrana getirdiğimizde. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki atama tartışma konusu Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz. Ahmet Emre Bilgili'nin neden görevden alındığı da henüz bilinmiyor. Peki yerine gelen Nazif Yılmaz kim? Gazeteci Barış Terkoğlu köşesinde yazdı. TÜGVA, TÜRGEV, ENSAR gibi vakıfların bir süredir okullarda dini eğitimde yaşananlardan şikayet ettiğini ve atamanın da bu vakıflarla görüşmelerinin hemen ardından yapıldığını yazdı. Şimdi Barış Terkoğlu'nun yazısında yer verdiği bilgilere bakacağız. Biraz daha yakından tanımaya çalışacağız Nazif Yılmaz'ı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın başındaki isimlerden biri artık Nazif Yılmaz. Ahmet Emre Bilgili görevinden alındı. Nazif Yılmaz, Cuma günü gece yarısı kararıyla Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Siyasilerden karara tepki geldi. Ahmet Emre Bilgili neden göreve getirildi? Neden görevden alındı? Soru işaretleri sürerken gazeteci Barış Terkoğlu Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde yeni atanan Nazif Yılmaz'ın kim olduğu ile ilgili hatırlatmalar yaptı. Yılmaz bu göreve 8 yıldır başında olduğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nden getirildi. Terkoğlu tesadüf değil diyor. İmam Hatip ve ardından ilahiyat mezunu olan Yılmaz ömrünü dini eğitimle geçirdi. Ensar Vakfı İmam Hatip Okulları mezunları ve mensupları derneğinde çalıştı. Hafızlıktan başlayan milli eğitimin tepesine uzanan bir kariyeri var. İsim tanıdık. Nazif Yılmaz Türkçe öldü diyerek İmam Hatipler'de Türkçe konuşmayı yasaklamayı öneren kişi. Yılmaz eğitim denilince neredeyse dini eğitimi anlıyor diyor Terkoğlu. Uzmanlık alanlarından örnekler veriyor. Doktora tezinin başlığı İmam Hatip liselerinde Kur'an-ı Kerim öğretiminde yeni yöntemler ve materyal kullanımı. Matematik, fizik, Türkçe onun alanına girmiyor. Haliyle bu atama bize gayri resmi olanın alenileştiğini söylüyor. Milli eğitim artık dinci vakıfların, tarikat ve cemaatlerin resmen elinde. Eğitim deyince artık din esaslı eğitimi anlayacağız. Okullar İmam Hatip ve diğerleri diyarıştırılacak. Terkoğlu yeni ismin Erdoğan'ın aile fertlerinin de üyeleri arasında olduğu bu vakıflar tarafından istendiğini yazdı. Milli eğitim kulislerinde neler konuşulduğunu paylaştı. Milli eğitim kulislerinde bu atamanın anlamını soruşturdum. Bilal Erdoğan bakan olsa ancak bu kadar olurdu dediler. Hayır. Kastettikleri sadece Bilal Erdoğan bağlantılı vakıfların milli eğitimi yönetir hale gelmesi değil. Nazif Yılmaz Bilal Erdoğan'ın doğrudan tanıdığı, bildiği, desteklediği bir isimmiş. Anlatılana göre TÜGVA, TÜRGEV, ENSAR gibi vakıflarla İlim Yayma Cemiyeti ve Cihan Nüma Dernekleri bir süredir okullarda dini eğitimde yaşananlardan şikayet ediyor, kulis yapıyorlardı. Bilal Erdoğan zaten uzun süredir bu derneklerden TÜGVA'nın yönetiminde olan bir isim.
Bizim için okullardaki dini eğitim önemli diyen vakıf temsilcileri önce Bilal Erdoğan'la bir araya geldi. Uzun yıllardır milli eğitimde dini öğretiminde çalışan Nazif Yılmaz'ın bilgilinin yerine getirilmesini istiyorlardı. Ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le görüşerek onu da ikna ettiler. Son olarak vakıf temsilcileri bizzat Cumhurbaşkanı ile görüştü. Terkoğlu atama sürecinin bunun peşinden geldiğini yazdı. İmam Hatip'i seçen öğrencilere Nazif Yılmaz'ın desteklediği vakıflar aracılığıyla ayrıcalıklar yaratıldığını söylüyorlar. İmam Hatip sınıfına geçene hediye tablet, yemek bursu ya da ücretsiz servis bunlardan bazıları. Nazif Yılmaz 8 yıllık görev süresi boyunca eğitimi imam hatipleştirmek, diğerlerini ötekileştirmek için çalıştı. Şimdi bütün milli eğitim onun elinde. Evet, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı böyle bir isim, böyle bir profil. Biraz önce konuştuğumuzun işte şeyi, nasıl yapacak bu kişiyi getirdiler, bir nesil yetiştirecekler değil mi? Dindar, İmam Hatip tercihli. Getirmek istedikleri düzeni mimarlarından şu anda. Şimdi iki şey var bugün. Bir tanesi Cumhurbaşkanı diyor ki mesleki eğitime 1 milyon gence mesleki eğitimine ağırlık vereceğiz diyor. İktidarının 20. yılında. İktidarın 3. yılında bu işe ağırlık verseydi şimdi bir o Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ara kadrolar olmuş olurdu. Bak yine bir başka haber. Adana bölgesinde organize sanayi kurslar açıyorlar. Adana bölgesinde 1000 bak az değil 1000 kaynakçıya ihtiyaç var diyor. 5000 lira maaş diyor. Onun için meslek lisesi de. Bak yok bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Şimdi ne ara kadro var ne teknik kadro var. Herkes bir şey arıyor. Ama ne yaptılar? Mülkte neye ağırlık verdi ondan üstünüz sık sık duyuruyor. İmam Hatip eğitimine ağırlık verdiler. İmam Hatip bir eğitimi bitirdikten sonra Türkiye'nin o kadar çok şeye imama mı ihtiyacı var? O kadar çok müftüye mi ihtiyacı var? Yok ama işte bu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı'nın şimdi neye getirmeye çalışıyor? Okul öncesi dini eğitim. Zorunlu hale. Zorunlu hale getirmek istiyorlar. Yani çocuğun önce 2 sene dini eğitimi yapacaksın ondan sonra okula göndereceksin. Bu Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı'nda o göreve gelmesi boşuna değil herhalde. Tabii. Bir taraftan diyorlar ki ya Türkiye'de ara kadro yok. Mesleki eğitime ağırlık vereceğiz. Ama bu lafta kalıyor. Bitirdikleri adam nereye diyor? Dini eğitime ağırlık vermemiz lazım diyor. Çünkü alacaklar 5 yaşındaki çocuklara dini eğitim verecekler. Ne öğretecekler? Evet. Hayır şu ahlaklı olmayı öğretseler. Ha onu diyecektim. Yani gerçekten tamam, gerçekten İslam'ın emirleri. Niye ya öğretseler? Ne diyor? Yalan konuşma diyor. Ya 20 21 22 Aralık millet döviz almış. Sen çıkıyorsun diyorsun ki millet döviz kul sattı. Kul hakkı yeme diyor, değil mi? Kul hakkı yeme. Kul hakkı. Sayın yok, Temel Karamollaoğlu'nun sözüyle söyleyeceğim. Ne dedi? Kamu malı yetim malı gibidir. Kamu malına yetim malı gibi sahip çıkacaksın. Ne yapacaksın? 1.2 milyar dolar yaptırdığın Osman Gazi Köprüsü'ne 15 milyar dolar hazine garantisi vereceksin. Sonra da ekrana çıkacaksın. Ben size aşığım. Bitti. Bu kadar, sözüm bu kadar. Evet, şimdi biz bu kademeli elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçiş konusuna geri dönelim. Çünkü çok fazla insan...